ve Glandal'a bağlanıyoruz. Teşekkürler Scarlett ve Tilburne. Yine analizlerinizle birlikte bizlerleydiniz. Evet arkadaşlar, günün 3. maçında yine karşınızdayız. Katie Rosser ve LGD maçıyla burada olacağız, karşınızda olacağız. Şunu söyleyelim hemen. Şu anda grupta durum ne? Katie Rosser'ın bir galibiyeti var. Oriyen'in bir galibiyeti var. LGD'nin ve Team Solomid'in galibiyetleri yok. Eğer ki LGD burada bir maç daha kaybederse, yani grupta alt sıralarda hapsolacak, çok zor bir duruma düşecek. Çünkü Orjen'de bir sonraki maçta eğer TSM'i yenerse, bir şekilde üstünlük sağlamayı başarırsa, iki galibiyetlik fark açacak ki ciddi bir farktan bahsediyoruz. Evet. İki takım arasında odak noktaları birazcık farklı olacaktır. Bir taraf tabii ki az önce analiz masasında söylenen gibi TBQ üzerine oynanacak. Diğer tarafta bence orta koridorun Nagde üzerine oynanması gerekiyor. Çünkü Nagde bu takımın kesinlikle zayıf halkası. Ama şöyle bir şey var. Yani hangi ormancı veya orta koridor diğer takım arkadaşını daha fazla nasıl diyeyim yüceltecek? Çünkü burada God ve TBQ'yu zor durumda kalırsa bence Nagde diğer tarafta skor tarafından çok fazla ortaya çıkamaz. Godwin'in orta koridorda Nagni'yi yok etmesi dolaylı yoldan bence TBQ iyi gösterebilir ve skorun geri düşmesine sebep olabilir. Hatta 2-2 bir savaşta Godwin ve TBQ ikilisi eğer bir karşı baskın veya baskın olursa kafa kafaya bir çete savaşında rakiplerine üstünlük sağlayabilirler. Ama bu fark neyden kaynaklanır? Sadece Godwin'den kaynaklanır. Evet arkadaşlar, günün 3. maçında seçim ve yasaklama ekranına geldik artık. LGD ve Katie Rosser arasında bakalım bu sefer neler yaşanacak. Azir ve Alistar yasaklandı LGD'den, Katie Rosser'da hiç bekletmeden Kalista ve Lee Sin yasakladı. Şimdi Rex'i yasaklayacaklar. Esas yasaklamalar gelmedi şimdi. Eğer Lulu'yu alırsa Eliz'i alacaklar. Böylelikle TBQ'nin yine şampiyonu kalmayacak. Ben bu durumda eğer Rex'i yasaklanırsa, LGD yerinde olsam kesinlikle Eliz'i alırdım. Lulu'yu alsınlar diye bırakırdım. Gangplank yasaklaması geldi LGD'den. Bakalım şimdi Katie Rosser ne yasaklı? Sen Rex'i mi yasaklayacaklar demiştin? Rex'i. Ama yani Katie Rosser mi yasaklayacak? Evet, Katie. O zaman Mordekaiser yine açıkta kalacak. Kalsın. Ben, bir dakika şimdi dur. Böyle düşününce ya. Belki de şu an onlar da şu an Mordekaiser'i mi açıkta bırakalım? Ama bak burada Rex'i bence yasaklamak, yani TBQ'yu tamamen yine oyundan silebilir. Çünkü rakibe tamam ilk tercih sen yap diyorsun. Elis artı bir sonraki güçlü tercih sen yapabiliyorsun. Rakip orada takım... ama şöyle bir şey olacak bak şimdi. Eğer ki Rex'i yasaklarlarsa şimdi hem Mordekaiser hem Lulu açıkta. Hiç umurlarında hangisi olmasa gerek. Bence Elis alması gerekiyor Elis'in. Bırak alsınlar diğerlerini. İkisini birden alacak ama öbür tarafta. Nasıl ya? Nasıl? Darius gerçekten iyi kitleyeceksin. Yani hiç dünden ders almamışlar. Yani Someday ve Skor... Peki bir şey diyeceğim. Bir takımda Mordekaiser artı Lulu olursa ne olur? Güçlü olur tabii ki. Tabii ki güçlü olur. Ona bir itirazım yok. Ama zaten oyuncu farkı olarak TBQ'nun rahat etmesini sağlaması lazım Elgin'in bence. Evet. Evet. Mantıklı Elis... olan bu. Geliyor mu? Mordekaiser artı Lulu geliyor mu? Ya Lulu kesin. Mordekaiser Amorti şu an. Evet. Lulu'nun üzerine duruyor Someday. Lulu artı Darius da alabilirler bu arada. Alabilirler, neden olmasın? Bu arada ortada güzel bir ekranımız var artık ama oluyor böyle. Ne oldu? Ortada ekran gitti. Ekran gidince sağlık olsun. Ama yasaklama seçim devam ediyor mu? Onu merak ediyorum ben şu an. Evet, yasaklama seçim tamam, devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gragas. Morde konusunda demek ki hiç endişesi yok şu an Katie ekibinin. Ki bu Juggernaut'a gidiyor kesinlikle. Gragas'ı almalı demek. Juggernaut ya şöyle bir sıkıntı durum var bak. Eğer Juggernaut'u kurarlarsa, ki Braum da bunun bir üyesi olabilir. Juggernaut'u kurarlarsa, eğer Mordekaiser rakipte seçilirse ve Juggernaut şampiyonu alırsa çok büyük rezillik. Çünkü yani rakip takım her şeyini o şampiyon alıyor ve siz utanmadan gidiyorsunuz Morde'nin ultisiyle onu alıyorsunuz. Artık Juggernaut biziz zaa diyebiliyorsunuz yani. Şimdi TBQ ve Godwi bakalım ne seçecekler takımları için LGD. Hop hop. Şeydi, mavi, yeşil. Arada ona takılmayalım bence. Hiç önemli değil. Bu arada devam ediyor mu sırada? Ben onu merak ediyorum. Çünkü yok yani devam ediyor tabii de büyük ihtimalle globaldeki yayında da bir şey göremiyoruz o sırada. Tamam. Bizim gelen yayının aynısı. Orada da var. Çünkü bakalım sen oradan bir şeyler görebilecek misin? Evet. Şu anda orada da bak sıkıntı var. Evet, orada da şu an sıkıntı var.
Onları çözmeye çalışıyorlar. Apayrı bir sıkıntı oldu şu an burada. Ulusal sıkıntı oldu. Ulusal sıkıntı. Armin Hanım da dediği gibi biz anlattık. Evet arkadaşlar, bekliyoruz teknik arızanın giderilmesini şu anda. Bize ulaştığı gibi hemen sizlere anlatmaya Frogan, devam edeceğiz. Dünya şampiyonası da olmasa bile görüyoruz burada. Bir şekilde etkisini hissettirmiş. Evet, Sivir'le Thresh tercih edilmiş. Oo, yalnız şu ekran beni 5 sene önceye götürdü. Şu anda biliyorum. Oo, sen de düşünüyorsun. Bakar mısın o hallere gel ya. 5 sene önceye götürdü ya. Düzeldi. Overlay'de geldi. Teşekkürler. Thresh ve Sivir almış LGD. KT Roster. Evet, Juggernaut'a doğru gidiyor. Gragas ve... Geldi. Şimdi tabii Sivir'i gösterdiği için Mordekaiser seçimini görmeyeceğiz. Ben bu maçta nar demezdim. Daha böyle içeri girebilecek bir yukarı koridor şampiyonu. Mesela bilmiyorum ama Malphite de olmaz. Çok hasarları düşük kalır. Yani tabii ikisi birden seçilmeyecek. Evet, Hecarim mesela. Hecarim. Çok çok mantıklı. Çok mantıklı. Benim kafamdaki soru Hecarim işareti. Hecarim artı Ahri. Hatta şu an üzerinde duruyorlar. Çok daha mantıklı. Aynen. Rakip takımın daha orta koridoru gözükmedi. Bu arada enteresan bir şekilde görünmüyor şey şu anda. Yani hala orta koridorda öbür tarafta ne alacakları bilmiyorum. Benim de kafam karıştı şu anda. Hiç bir oraya geçirme yok. Yasaklama seçim ekranını ötürü. Ekrana. Varus. Oo. Imp. Enteresan bir tercih olur. Orta koridora. Ladies and gentlemen, we seem to be having some technical difficulties, so the evet, ufak tefek şu anda evet, şu an. Birkaç sıkıntı var. Mavi orada ekran, yeşil ekran, pembe ekran gibi evet, sıkıntılarımız var arkadaşlar. olabiliyor tabii ya. Farklı ekranlar düzeldiğinde muhtemelen devam edeceğiz. Bu arada biz devam ediyoruz. Bu bize geldik. Evet. Bizim merhaba, bak biz hemen reji ya, hemen ayarladı. Bravo. Rejiye buradan alkışlar. Bakalım şimdi. Hecarim Varus. Orta koridorda Varus'u izleyeceğiz. Godwin'in ellerinde. Bence çok daha mantıklı. Çünkü dünkü Lulu performansından sonra herkesin hemfikir olduğu bir konu vardı. Bu adama destek, işlevsel şampiyon oynatmayın ya. Bu adamın yeteneği bundan fazla kesinlikle. Değil mi? Şu an dürtme kompozisyonu yaptılar. Çok çok güvenilir değil. Ama yine bir takım savaşını başlatma gibi bir potansiyelleri var. Burada Hecarim'den ve Sivir'in ultisinden kaynaklanan. Bir şekilde eğer rakipten o çok kritik olan Juggernaut'u sağlayan o parçalardan etmeden Lulu'yu veya işte Kog'Maw'u çalarlarsa. Yalnız aynı tuzağa dün LGD düşmüştü hatırlarsan. Malphite'i kitlemişlerdi ama hasarları bir noktadan sonra sadece Kog'Maw üzerindeydi ve Kog'Maw'un hasarı yeterli olmamıştı. Ben Juggernaut'un tek tehditlisine kesinlikle karşıyım. Tabii evet, ki bunun istisnaları her zaman olacaktır ve kazanacaklardır. Ama gel gör ki bu noktada çok sıkıntı yaşayabilirler hasar konusunda özellikle. Ama Malphite'in şöyle bir avantajı var. Özellikle bütün hasarın saldırı gücünden geldiği Varus, Sivir, Hecarim. Bütün hasar saldırı gücünden geldiği için üçlü saldırı gücü kompozisyona karşı Malphite ölümsüzlüğünü ilan edebilir. Eşya düzenini ona göre tercih edebilir. Daha büyük fark yaratabilir. Ama gel gör ki ben hala tek hasar unsurunun Kog'Maw oluşunu ve aradan çıkarılma durumu söz konusu olduğunda yani Kate'in çok zorlanacağını düşünüyorum. Ya bu arada Malphite da zırh yapmayı herhalde en çok seven şampiyonlardan tabii, bir tanesi. Sinerji basacak, çok büyük. Basacak zırhı, basacak zırhı. W'su var, E'si var. Yani tabii, sinerjileri çok büyük. Yani Malphite seçimi çok da kötü değil. Şu anda yine teknik bir problem var arkadaşlar. Onun çözülmesini bekliyoruz. Herhalde yasaklama seçim ekranında olan bir durum. Oyuna geçtiğimizde umuyorum ki böyle bir sorun olmayacaktır. Bana da öyle gibi geliyor. Bir kamerayla ilgili sanki bir sorun var. Evet. Bu noktada. Sonra da oyundan çıktı birisi. Büyük ihtimalle. Olur. Sonuçta yasaklama ve seçim ekranı bittiği için bundan sonraki aşamada isterlerse kapalı tercih açıp direkt oyuna geçebilirler diye tahmin ediyorum. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum bu noktada. O yüzden çok büyük bir sıkıntı yaşamayacağız arkadaşlar. Oluyor böyle şeyler. Dünya şampiyonasında olsak da teknik sorun, evet, teknik sorundur yani. Evet, şu anda bana da bilgi geldi rejiden. Çözmeye çalışıyorlar problemi. Biraz sonra hemen maça tekrardan bağlanacağız. Dünkü LGD'nin yapmış olduğu kompozisyondan Malphite'i almanın şöyle bir sıkıntısı vardı. Rakip takımda çok fazla saldırı gücü tehdidi olmadığı için ve hasar Orianna ve Vladimir gibi iki tane şampiyondan çıktığı için Malphite'in bir noktadan sonra yetenek gücüne karşı savunma yapması gerekti ve Malphite'in açıkçası çok da ideal olmayan bir sevmediği bir şey. Malphite alacaksınız, genelde tek yönlü savunma yapmak istiyorsunuz. Bu yüzden de KT'nin almış olduğu Malphite'in rakibin kompozisyonuna karşı böyle bir avantajı var. Tamamen kendisi zırhı verir. Çünkü rakipten herhangi bir şekilde yetenekli bir hasarı çıkmayacak. Yani bu maçta Malphite'in
300-400'lü zırhlara sahip olduğunu görebiliriz. Görebiliriz. Uzarsa maç eğer böyle 30. dakikalar, 40. dakikalar görürsek ki bir tarafta Kogman var, o taraf kesinlikle bunu görmek istiyor. Diğer tarafta LGD de maçı yani Varus'tan dolayı maç uzun sürecek, sürmesini İyi isteyecek. İyi bir kuşatma potansiyeli var. Yani oyunu hemen açmak isteyecekler. Koridorda eşitliğini bence yapmak isteyeceklerdir. Hemen haritayı açıp bir an önce kuleleri alıp kuşatmaya başlayıp rakip takım daha o Jagger Mov'un Mov'unu güçlendiremeden Jagger'da kalmasını sağlayarak bir şekilde maçı bitirmek isteyecekler. LGD'nin düne göre ben şansı çok daha iyi. En azından daha mantıklı bir takım kompozisyonu kurdular. Tek tehditten öte 3 tane tehditleri var artık. Ki bu Çinli ekiplerin ben çok daha fazla tercih ettiği ve daha önemlisi yasaklama seçilme ekranında Kate'in tuzağına düşmediler. Ben bir de şunu da beğendim. LGD'nin yaptığı kompozisyonda. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Varus burada yeterince dürttükten sonra Sivir'in ultisiyle birlikte, Hecarim'in ondan sonra ultisiyle birlikte gerçekten de ya burada Caitlyn'i acayip bir şekilde cezalandırabilirler. Her iki arka tarafta Kog'Maw'a bir iki tane o Varus'un deşen oku isabet ederse bu arada Meksika dalgası yapmaya çalışıyorlar. Biz daha kalabalık. Nerede? 10 bin kişilik değil mi? Tabii 10 bin kişilik biz yaptığımızda. Buradan da o Meksika dalgasına katılan her seyircileri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum bir kez daha. O güzel sahneyi yaşattıkları için. Kappa. Kappa. Eller. Kappa iki tanesiler. Kappa. Evet. Nerede kalmıştık? Varus'un burada ardından Sivir'in ultisinin önemi, Hecarim'in önemi çok büyük olacak. Bakalım göreceğiz iki takımın da neler yapacağını maç boyunca. Bu arada takımları da görmeye devam ediyoruz. Onlar da problemin giderilmesini bekliyorlar. Seyircileri görüyoruz bir kez daha. Seyirciler de bir kez daha başladılar. Arkadan öne doğru, önden arkaya doğru. Güzel. Evet, fena değil, fena değil, fena değil yani. Yani bizimki kadar olamaz. Bizdeki tribün kültürü kadar asla olamaz. Evet. Arkadaşlar tekrar, Kappa, boşluk, iki tane slash, ters slash dedi. Bak ters slash yaptı bak bir tane sonra. Aferin ya. Doğru yapanlar var ama izliyorum. Var var doğru yapanlar var. Ha bak iki taraflı yapanlar var. Bu da şey sevinme. Hova diye böyle. Bunlar alışacağız, ne kadar zamanla alışacağız. Yapacağız yapacağız bunları hep. Bak Brett Taker doğru yaptı mesela bravo. Bunu yapalım bitişik bence. Beklerken yapma. Bak, bitişik kim doğru yaptı, kim yanlış yaptı Pumci, tek tek söyleyelim. Sana diyorum bitişik yapma. Boşluk bırak arada. Bak küçük harfle Kappa yazma sana diyorum evladım. Hah oldu bak şimdi tamam. Johnny'yi çete feda ettik böylece. Bir kez daha Meksika dalgası geliyor bu arada öbür tarafta da. Küçük harfle yazan var hala bak. Oğlum unutmayın büyük harf. Büyük harf, büyük harf. Kappa büyük harfle başlar. Kappa ile şeyimiz imtihanımız oldu burada. Bak hiç olmayanlar var orada. Evet. Kappa spam candır arkadaşlar. Arada bunu yapın. Arada bunu deneyin. Bir ok, bir de kappa. Ok. Ok. Ramus ne der arkadaşlar? Hadi bakalım buradan. Onlar Meksika yapıyorsa biz de burada böyle bir dalgamız olsun değil mi? Bak kappa devam ediyor. Güzel güzel. Evet. Kappa spam gelişiyor. Gittikçe. Olacak olacak. Zamanla oturacak bunun hepsi. Bak onlar orada Meksika dalgası yaparız. Biz de kappa spam yaparız chatte. Onlara karşılık. Ama yani hakikaten ben burada hem Kate'in yapmaya çalıştığı şeyi çok beğendim. Rakibin ormanına saldırma konusunda kırmızı tarafta ellerinden gelen tuzağı kurdular. Ama LGD'nin de yaptığı şey çok doğruydu. Rakibin tuzağına düşmediler. Yani burada gidip de ilk tercih olarak o Morda çok güçlü, çok kuvvetli şampiyon. Hemen de, alalım. Hayır abi. Burada kendi zayıflığınızı yöneteceksiniz. Ormanda Elise'i aldılar. En azından tabii ki bu maçta bir varlık gösterebilecek. Bu çok önemliydi. Evet. Gidip de belki bir Lulu'yu alabilirlerdi ama dün boylarının ölçüsünü aldılar. Dün orijinal onlara karşı aslında ders niteliğinde bir maç, bir yasaklama seçim ekranı yaptı. Ben koçlarımı tebrik ediyorum. Burada aynı tuzağa düşmediler. Evet. Bu arada dakikalardır devam eden bir Meksika dalgası. Bize de Kappa dalgası. Bize de Kappa dalgası chatte devam etmekte. Oyununda biz tekrardan başlamasını bekliyoruz bu arada. Onu da söyleyelim. Esasında şunu bizim Regarnur da oradan verseydi ya canlı. O da şu an oradadır kesin yapıyordur. Kesin yapıyordur ya o. Abi Türk olup da orada durmak olur mu? Regarnur'un. Kanımızın kaynaması lazım ben sana. Regarnur bir de bugün... No, 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 no.
Burada Regarner bugün nasıl gaza getiriyor, kızıştırıyor, gördün mü onu? Sen SKT ile olan röportajında öyle. Maçından sonra vallahi. İşte intikam almak nasıldır bilmem ne. Hani. Abi Regarner'ın doğasında var o kızıştırmak. Kızıştırmacı ya. Böyle ortalığı karıştırmak. Regarner'ı tanıyın arkadaşlar. Öyle masum durduğu gibi. Gerçi çok da masum da durmuyor. Bakınca. Ve tekrardan seçime yasaklama ekranına dönüyoruz en sonunda. Acaba. Ve seçimler tekrardan gözümüz önünde. God V sıçra artı hayaletle başlayacak gibi gözüküyor oyuna. Arındır yok. Diğer tarafta da ışınlanma var. Şimdi ışınlanma olan taraf olmayan taraf farkı göreceğiz. 3 ışınlanmalı bir maç izleyeceğiz bu maç boyunca. Narne yalnız nispeten çok daha az yetenek gerektiren bir şampiyon oynadığı için bu maçta göze batmayabilir. Evet. Lulu ile hata yapıyorsa zaten bir yerlerde çok büyük yanlış var. Lulu ile ne kadar fazla hata yapabilirsin? Bu Katie'nin en büyük şansı. God V taşıyabileceği, kafa kesebileceği, hasar verebileceği bir şampiyonda. Bu da LGD'nin şansı. Yukarı koridorda işler nasıl gider? Açıkçası çok merak ediyorum. Yani iki taraf da birbirini kolay kolay öldü. Hele ki Malphite'in karşısında ben koridor değişikliği gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü niye? Malphite'in karşısında kimi gönderirsiniz gönderin. O çok rahat minyon biçer. Hecarim de minyon biçip bir an önce üçlü kuvvetini veya ne yapmak istiyorsa ona kavuşmak isteyen bir şampiyon. O yüzden koridor değişikliği burada Kate'in daha çok işine gelebilir. Evet arkadaşlar, LGD ve Katie Rose arasında günün üçüncü maçı başladı. Çok fazla yorum yaptık. Her türlü açısını, iki takımın kompozisyonlarının burada tartışma fırsatı bulduk. Bakalım oyunda neler yapacaklar. Sihirdar Vadisi'ne indikten sonra bu takımlar neler gösterecekler. Önemli olan bu. Strateji oluşturabilirsiniz. Taktikleriniz cebinizde olabilir maç boyunca kullanacağınız ama önemli olan bunları yansıtabilmek. Vadiye indikten sonra bakalım hangi takımın yüzü gülecek. Bu maçta Malphite bir yukarıya gitti. Oraya totem bırakıp geri dönüyor galiba, yanlış görmediysem. Ormanca evet. Dönecekler muhtemelen. Totem koydu ve geriye döndü. Katie Arrow Nagne ile birlikte çalın içerisinde şu anda. LGD ise şu anda gayet defansif bir şekilde dizilmiş durumda. Ormanın girişlerinde. Evet, o tutam yalnız geç de olsa bir istilayı gösterecek ve şu an gösterdi. Evet, Katie geliyorlar. Rakibin ormanına doğru girdi ve çekti burada oku yok. Deşe nok değişmedi bu sefer. Peki Erol'u beraber Pikob'u ne tarafa doğru ilerleyecekler? Şu an ben de merakla bekliyorum. Evet, Pikob'u yukarı doğru ilerliyor. Ki eğer koridor değişikliğini başarabilirsiniz, rakip buna cevap veremezse Pikob'u da haritaya salmış olursunuz. Pikob'un oyunun başında en çok sevdiği şey bu. Haritada dolaşsın, ver ona baskın yapsın, ver ona orta koridor öne geçirsin. Ya da rakibin ormana girsin, orada sivrisinek etkisi yaratsın ki bugün biz de bunu çok yaşadık. Sinir bozucu, hakikaten sinir bozucu. Mesela buraya geldiğini görebiliriz. Bakalım. Şimdi TBQ ve Acorn. Gromp'tan başlıyorlar. Koridor dolduracaklar bu arada yukarıda. Hemen onun azimliği yaptı. Yok. Ama koridor değişti, bak yakaladı. Bu çok önemli. Evet, yakaladılar. Ve cevap da verdi. Hemen LGD bu koridor değişikliğine orta koridorda. Bu büyük avantaj LGD için. Çok büyük avantaj. Pikabu'yu koridora hapsedecekler Erol'la beraber. Ve takas başladı. Hecarim'in de dolaylı yoldan kasmasını sağlayacaklar. Burada hızlı bir şekilde Katie'in belki ittirip geri döndüğüne bile şahit olabiliriz. Bakalım nasıl bir ama cevap arayışı. Sibir'e evet. Karşılık tabii hızlı ittirmek, öyle bir dünya yok. Oo, Samde'ye mavi vermişler. Verilmiş, evet, çok önemli bu. Akon karşısında biraz daha rahat edebilmesi için en azından. Bu çok büyük bir bağış yalnız. Kesinlikle. Öyle böyle değil yani. Ya bu hani hep diyoruz ya, dün Kaan'la anlatırken de Kaan da birçok kez bahsetti bu durumdan. Kaynağınızı nereye aktarıyorsunuz çok önemli. Evet. Kaynağı nereye aktarıyorsunuz? Burada oyunun başında çok büyük bir kaynağı Samde'ye verdiler. Abi sen al bu mavi güçlendirmeyi, o alt koridorda Acorn'a dar et koridoru dediler. Bakalım ne kadar iyi kullanabilecek Someday o mavi güçlendirmeyi. Ben çok iyi kullanacaktım çünkü koridoru ittirme konusunda geride kalacak. Malphite en büyük problemlerinden bir tanesi mana konusunda çok çok sıkıntı yaşaması. Ama mavi güçlendirmeyle beraber bu sıkıntısının önüne geçecek. Bak mesela yeteneklerini iki kere kullandığı zaman manasının %33 gidiyor. Ama burada mavi güçlendirmeyle beraber böyle bir ihtimal yok. Ama TBQ o mavi güçlendirmeyi gözüne dikmiştim de. Bakalım orada yıkılabilecekler mi? Hatta onu bir de Acorn'a verebilir miyiz acaba diye düşünüyor büyük ihtimalle. Çok güzel oynadı Acorn bu arada. Someday devam ediyor. Sıçraması kullandı. Minyonların arkasına doğru geçti. TBQ'nun kozasının üzerinden sıçrayıp kaçmayı başarıyor. Someday o mavi güçlendirmeyi vermedi. Bir de şöyle bir şey var. Cebinde
Kristal Matara artı evet, can iksirleri bir de mana iksiri var yani. Sıkıntı. Uzun süre o koridorda daha kalacak gibi gözüküyor. KTRO ve Peekaboo kule altında şu anda kabul etmek zorunda. Bu pozisyonu bu arada Peekaboo'yu tuttu Fiva'ya ama yeterli değil. Esas Arrow'u tutması gerekiyor burada Imp'in daha fazla iş yapabilmesi için. İki oyuncu arasında şu anda minyon farkı yok. Kule altına hapsolsa da zaman zaman KTRO ve Peekaboo ikilisi kule altında doğru bir şekilde minyonları biçmeyi başarabilmişler demek oluyor bu da. Evet. Şimdi skor bakalım. İade'yi ziyaret yapacak mı? Hayır, orada Totem'e yakalandı. Ve bu da aslında kendi yeri konusunda bilgi verdi. Tabii o Totem daha çok takım arkadaşı korumak amaçlı. Rakipte çünkü Hecarim Mart'ı Elis çok ciddi bir baskın unsuru yaratıyorlar. Ve Elis'in oraya bir kez daha ziyareti Malphite'in ışınlanmasının olmadığı bu dönemde skor anlamına bile gelebilir. Orada o Totem takım arkadaşı şimdilik koruyacak. Ama Elis de madem orada o Totem var, onun varlığından haberi var. Ben de ninja baskın yapar mıyım? Düşüncesinde. Evet, şu an sıçraması aşağıda, da yok. Aşağıda ama düşündü bir süre boyunca, yok, sonra yeniden geri döndü. Hecarim geri dönmek istedi. Acorn bir de dediğin gibi koridor çok ileride. Sıçrama alabilirler, sıçrama alabilirler. Evet, skor geliyor oraya doğru. Godwee bakalım onu uzaklaşabilecek mi? İlkan Nagne gidiyor. Godwee çok kötü oynadı burada. Ya Godwee hem sıçramasını hem hayaletini kullandı. Ne yapıyorsun? Yanlış yere sanki kullandı o sıçramayı. Rakibin üzerine doğru attı ya resmen. Ben mi yanlış gördüm? Yanlış görmedin Glandak. Vücut darbesi mi falan dedim bir ara da vücut darbesi o kadar uzağa götürmez. Panik sıçraması mı oldu bilmiyorum ama çok büyük bir avantaj. Bir de Nagne'ye gitti yani takımın en zayıf halkası belki bu noktada. Totem yok totem. Totem olmayınca evet, böyle oluyor işte. Totem yok diyor. Sen koridorun ortasındasın. Ki bence, dün de bahsettik o arka tarafa koyulan totem çok önemli. NA Flash. Gerçi artık Chinese Flash falan filan muhabbetler olabilir derken Peekaboo'yu kule altından çekip alacaklar ama. Pin manası bitmek üzere bu arada. Ama eğer bir yetenek bloklamayı başarırsa orada manası yine tabii artacaktır. Nagne bu arada orta koridora dönmüş ve şeytani külliyat artı o Moralemonico'nun ikinci parçasını da almayı başarmış. Tabii bol bol artık minyon dalganı ittirmeyi başarabilecek o ekstra mana etkisiyle. Bundan sonraki mal güçlenme kendisine. Ya bence burada Godwee bu arada hakikaten şükretmeli haline. Neden diyeceksin? Eğer ki o Tanrıçanın gözyaşını alacak kadar parası olmadan gerçekleşseydi bu baskın bitmişti olur. O zaman. Yok yok, üzerine bot alacak kadar parası. Ya varmış yani ama biraz daha erken gelseymiş bu baskın. Yani şöyle söyleyeyim, 50 milyon civarında 1500 altına ulaşıyorsun. Eğer koridordan ayrılmadıysan ve ilk dönüşünde genelde alıyorsun. Nişancılar üzerinden konuşuyorum. Bir AMK kılıcı alabiliyorsun mesela. O yüzden evet, yani döndüğünde 40'lar civarında parası vardı. 720 gözyaşı üzerine 325 ayakkabı eder 1055. Üzerine hatta totem de muhtemelen almıştır. Yani yaklaşık bir 1200-1300 altına geri döndü. TBQ bu arada Samde ile karşı. Samde'nin ultisi de var yalnız orada. Bakalım üzerine gitmeyi seçecek mi? TBQ hemen kozasını kullanıyor. Samde ulti attı ama TBQ sıçrayarak uzaklaşıyor. Samde çok önemli bir iş yaptı burada bu arada. TBQ'nun sıçramasını aldı. Evet. Bakalım Godwee Nagne karşısında bu noktadan toparlayabilecek mi o koridoru? Güzel İki başladı. Tane çok güzel başladı bu arada. Hakikaten 10 numara 5 yıldız başladı. 2 tane kumaş zırh, bir de üzerine Bami'nin közü. Yani minyon dalganını artık çok daha efektif bir şekilde ittirebiliyor olacak. Zaten yukarıya döndü. O, bakalım bu koridor değişikliğini evet anında sezdiler. Hemen aşağıda yine ikili koridorlar devam edecek. Ama en azından artık Kog'Maw W yeteneğiyle daha fazla takas potansiyeline ulaştı. Çünkü pırıltı. Pırıltıyı bitirdi. Hatta bir de uzun kılıç almış. Cebine koymuş. Diğer tarafta Imp ise AMK kılıcını aldığını görüyoruz. Bu arada Godwee'de mavi güçlendirmesini alacak. Destek oyuncularına baktığımız zaman Thresh burada keşif taşını bitirmiş. Diğer burada kim kazanır diye sorduğumuz çok yakın bir rakam. Seyircilerimizden gelen %54 LGD, %46 KT sonucu çıkmış. Bakalım böyle olacak mı sonuç? Buna benzeyecek mi? Imp şimdi o koridoru ittirecek tabii hemen. Peekaboo üzerine doğru gidiyor. Hatta Pivial'in üzerine doğru gitti. Arrow ve Peekaboo tutmaya devam ediyorlar koridoru. Hatta hızlıca da geri ittirdiler. Orta koridorda tabii. Mavi güçlendirme var artık ama minyon kaçtı. Bir minyon daha kaçtı. Minyon daha kaçtı. Bu kaçmayacak artık diye umuyoruz. Evet kaçmadı. Bu sefer artık yetenek kullanmak zorunda kaldı. Çünkü yanlış
minyona odaklandı orada. Kulenin o minyona vuracağını düşünerek ilk hata ben yapayım, ikinci o yapsın dedi ama işte ufak tefek minyon biçme taktikleri burada yanlış minyona atınca hemen orada yeteneğini kullanarak. Burada Pikabu'yu yakalamayı başardı Fivayel ama istenilen hedef değil yine. Oo, imp bu arada takaslara başladılar. Ne dürtüldü ya. Normal ama yani Kog'Maw o fırıltıdan sonra takaslarda en azından o trash'ten bir şekilde kitle kontrolü yemediği sürece üstünlük sağlayabilir. Evet, bu noktada da Pikabu şu ana kadar çok iyi bir iş başardı. Takım arkadaşını sürekli koruyor. Evet, yani nişancıdan mı gitsin, destekten mi? Tabii ki destekten gitsin Can. Evet. İlk önceliğiniz çünkü nişancı her zaman. Burada Godwee bayağı bir minyon kaçırıyor sanki. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama o Pivayel'den bu arada çok kötü bir ölüm cezası geldi. Birazcık sanki bir tekleme durum var evet. LCD ekibinde. Böyle bir eller sanki soğuk titriyor gibi. Değil mi? Böyle evet, bir evet. Yani aradıklarını bulamadılar mı? Çünkü yoksa... çok ciddi bir maç. Aa bir dakika, Erol ne yaptı? Erol orada niye durdu öyle? Bu hiç arada şey ulti geldi Pikabu'dan şimdi ışınlanma da geliyor. Yemiyor muydu acaba? Diğer tarafta Samde geldi. Samde ile otomatik saldırı. İlk olarak orada imp düştü. Şimdi arkadaşlar Acorn çıkmaya çalışıyor. Atı kesecekler mi? 5 kişinin arasından kesecekler mi? Acaba? Ulti geliyor mu? Aman attım. Bir vuruş gelmedi. Skor ne yaptın orada? Gelmedi o. Yeterli olur diye bakıyorum ama gelmedi. I'm Gragas, I am helping şeklinde. Güzel, güzel. Ama nihayetinde orada skorları... Daha doğrusu skor almayı başaran taraf KT oldu ve bu skor... En önemli şampiyona gitti. Erov'a gitti. Korkma bak. Ve Ağırkan'ı da bitirmiş oldu böylece. Arkanda bitti artık orada yani bilmiyorum o kadar yemlenir mi ya böyle uyuma taklidi yaptı resmen orada. Evet. Yani bütün yetenekleri yedi ama bizim çocuklar geliyor nasılsa diye rahat rahat kule altı durdu ki impin hasar oyunun bu dönemde yeterli olduğu son otomatik sağlığın havada uçuşunu gördük. O Salya nasıl havada uçar resmen lama gibi oradan tükürdü gittiği yerde vurdu. O bu arada bir dakika Godwee'den ulti geldi. Ya mı yanlış gördüm? Yok ulti geldi. Geldi. Geldi ve geri göndermek istedim. Geri göndermeyi başardı. Korn ve Someday şimdi yukarıda karşılayacak ama Someday zincirleyerek yaptı. Üzerine bir tane daha kumaş sırrı var zaten. Yani o Someday'e nasıl hasar vereceksin? Godwee de artık yavaş yavaş vurmaya başladı. Mona Vereni ile beraber can sıkacaktır ileride. Ama Erol da rakibimize doğru gidiyor. İmp kötü pozisyonda. İmp 3. vuruş, 4. vuruş ve skor! İmp düşüyor. Skor geliyor. Erol. Sen misin dünyanın en iyi saldırı gücü şampiyonu taşıyıcısı dedim. Ve gerçekten kötü biçimde kurdu ama hakikaten. İmp 2. defa kurdu orada. Kesmeyi başardılar. Erol 2 tane skor. Sonra, buradan sonrası yalnız iyice tehlikeye giriyor. O üçlü kuvvet bittikten sonra. Aynen. Çok yani Erol'un karşısında yani takım halinde de artık bir şeyler yapmaya başlayacaklar. Ya LGD herhalde beklemediği kadar kötü bir oyun çıkartıyor ama dediğin gibi evet, çok tutuklar ya. Çok tutuklar yani. Yukarıda Acorn bak Samde'ye bak. Hasar almıyor neredeyse. Tabii ki almayacak şu anda. Ultisi var mı? Var ya. Rakibinin çünkü alabilir yani, bile orada. Işınlanmaya yönelik yatırımları var şu an. Yani Merkür'ün adımlarını bitirmiş ve üzerine orada sığınak botlarını tamamlamış. Ama gel gör ki rakibi zırhı abanmış durumda. Nasıl hasar vereceksin ki bu muhafaza oyunun bu döneminde? Aynen. Yok. Ben orada kule altında hatta girer mi diye düşündüm ama yok. Bu kadar da değil dedi. Bak Pikabu ve Erol'a bak. Bekliyor. Tuzak. Pivayel. Evet orada. Fener'i gönderdi. Güzel. Okudu oyunu burada. Evet. Yalnız geri döndü Erol. Yalnız bitirecek üçlü kuvveti ve sıkıntının büyüğü o zaman başlayacak. Ulusal sıkıntı olacak. Yukarıda da Malphite bu arada ninja tabisini bitirdi. Oh. Yani... Birazdan gün ateşi de gelecek. Ki o geldiğinde artık Hecarim'in tutuşuna rağmen alması bayağı zorlaşabilir. Yani tek bir yetenek kombosuyla bunu yapması çok zor. Takım arkadaşı gelse bile kule altına falan girmek büyük hayal şu an. Yani büyük bir kabusa dönüşebilir o. 0-3 arkadaşlar şu anda skorlar. 14. dakikanın içerisindeyiz. 1000 altın önde KT, roster takımı LGD karşısında. Şu ana kadar ejderha alan ya da kule düşüren takım olmadı. Bunu da ekleyelim maçla ilgili bilgilere. İmpi ağlatacaklar bence bu maçta. Bakalım. Ağlamasıyla meşhur bir oyuncu çünkü o da biliyorsun. Evet.
bakalım. Alabilecekler mi aldılar kuleyi? İlk kuleyi alan taraf LGD oluyor. Bu kuleleri açmak lazım. Aradaki altın farkını da geçici bir süreyle kapatmış oldular böylece. Çünkü bir yerlerden bir kuleyi almazlarsa rakip bu şekilde minyon biçmeye devam ederse kendi alelerine gelişecek. Çünkü rakibin oyun sonu potansiyeli kompozisyon gereği çok daha iyi onlara göre. Alabilecekler mi? Okla yetmedi. Onun skoru bayağı bir hasar. Skor araya girişi bir ulti attı. TBQ'yu takım arkadaşlarına doğru alın. Bugün menü devrimecek var dedi. Tam bir vuruş. Ama dedik bayağı bir hayatta kalmayı başarsa da bir olmuyor. Bir de üzerine Godwee'ye gidecekler mi? Hayır. Ama takip etmediler. Ejderha'yı alacaklar büyük ihtimalle. Yok. Ne gerek var abi ya ejderha falan. Skorallar ama çok fazla kaynak harcadı. Bu noktada hatırlarsan evet. İlk maçta kaynak doğru kullanımı konusunda hata yapan bir takım vardı. 3 ulti. Evet. 3 ulti kullanıldı orada. Ejderha'yı da fırlatmak istemiyorlar maçı. TBQ yalnız ne hayatta kaldı orada ya? Yani. Tutundu yani. Ölmeyeceğim. Yıkılmayan adam. Ama yani TBQ'nun sadece hayatta kalma yönelik hareketleri çok hoş değil bence. Yani birazcık da rakibin hayatlarını sona erdirmeye yönelik hareketler yapması lazım. İmp şimdi alt koridoru ittiriyor ama Ram yetişti oraya. Bu. Oo, bu arada orada hareketi otomatik saldırıyı şimdi aşağıda kuleyi biraz zorlamak isteyecekler. Kuleyi de açmak isteyecekler ama kuleye yaklaştığı anda imp'in üzerine hemen tükürmeye başlıyor. Öyle demesek. Neydi hangi? Şener Şen'in bir filmde var. Tükür evladım diyordu. Tükür babam. Tam o kafada şu an tükürüyor. Ve kuleye yaklaşması izin vermiyor. Bu arada tuzak var. Burada tabii totemi de koyduktan sonra. Yok. Evet güzel bir deneyim. Aslında pivayı aldın ama olmadı. Erov ve Pika bu. Bunları kazanmaya devam ediyor. Üçlü kuvveti bitirmiş bir Kog'Maw. Dakika 16'nın içerisindeyiz. Bakalım maç neler gösterecek bize önümüzdeki dakikalarda. Bu arada Lulu da Morali Mook'un üzerine aşırı büyük sopasını almış. Yukarıda Someday o gün ateş pelerini bitirmiş en sonunda. Diğer tarafta Acorn Mercury'nin adımlarını yapmış. Üzerine ağır kan yapmış. Bir tane daha yakut kristali var. Bir büyüsü var. Hop! Someday aldı. Gider yalnız orada Acorn'un üzerine. Ama yok öldürme şansı çok az. Manası yetmez. Yani bakar mısın? O daha çok minyonlara gidiyor. Seninle uğraşmayacağım deyip. Ama minyon sayısına bakarsak yukarı koridorda fark yok. Yani orada Acorn fena bir iş başarmadı derken İmp'in üzerine kasar. İnanılır gibi. Ne yapıyorsun? İmp oradan çıkması lazım. Pivayel bu arada Katie. Erov'u orada zorlamaya çalışıyor ama ilk olarak ikin düştü. Thresh düştü. Bir ışınlanma daha geldi. Team 2'de düşüyor. Evet, geldik. Elimiz boş gitmeyelim dedi Someday'de. Kule alıp mı Ejder'e gidecekler? Hala bu arada ultisi var Someday'in. Onu da söylemek lazım. Bir de orada BM geldi. Bu da çok önemli. Erov. LG'de hiç istediği gibi bir turnuva geçirmiyor şu ana kadar. Yani muazzam. Someday. Oo kule altı, kule altı. Kırmızı güçlendirmeyle beraber Godfrey'e yumdular resmen ya. Yumdular böyle bir şey yok. Öbeklendiler ya orada. Bir de ulti de yanlış yere gelmesine rağmen. Hop atı da keserler mi? Atı da keserler mi? Atı da keserler ama at da düşer mi? At da düşer bu şekilde. 8'e 1. Ama gel gör ki. Şeref sayısını aldı ya. Evet bu arada doğru diyorsun 8'e 1. Şeytanın bacağını kırdı yasal. Kule? Kule hala hayatta. Evet. Bıraktılar kuleyi ya. Abi LG'de o kadar dağınık oynuyor ki yani ya şu an hiç yakıştıramıyorum ya. Bütün LPL boyunca izlediğimiz takımlar. Gerçi böyle dönemleri olmuştu ama yani bilmiyorum. Şu Malphite'i setseler de Malphite'ın zırhının kaç olduğunu görsek yani. Dur ya dur. Daha dur daha gelecek. Daha birazdan dolmuş yürek gelecek. Bu arada Imp'i nasıl outplay ediyorlar öyle şey böyle. Ya. Maçın sonunda kesin ağlayacak ben diyorum bak %100 ağlayacak. Tamam çok iyi sen de niye ağlasın abi insan? Abi adam ağlıyor çünkü öyle bir olayı var. Yazık. Ama kaybettiği başlardan sonra çok geride kaldı. Acayip ağlıyor. Sağlıyorsun bir. Yapamadım diye. Ama yani Verse'de böyle oynarsa ağlasın yani. Bana diyene bak ya. Vur deyince öldürdü. Yapacak bir şey yok abi. Bak basmadı da Fener'e. İstemiyorum ya Fener Fener diye. Ben koşarım. Guardian zırhı falan filan o Malphite ölmez. Bak bilen biliyor abi. Geçen sene de ağlamış diye yazıyor.
Evet arkadaşlar, maç ilerliyor. Maç ilerledikçe de LGD geri düşmeye devam ediyor. Burada LGD bir ejderha bir kulede 27.400 altın kazandı şu ana kadar. Caitros 2, bu arada Godfrey. Yani ama bunun ne anlatayım ben burada şimdi? Bazı öbeklendiler orada ya. Anlatılmaz bir şey. Burada olay bir yerden sonra Jugger Malphite'a bile dönebilir. Çünkü bak bu kadar fazla zırh ona varken imp yine yakalanmış, imp. İmp kule altı girmeyecekler abi. Girmeyecekler, imp hemen oradan çekildi. Şimdi tabii ki öyle bir dünya yok. Jugger Malphite diye bir şey yok. Ama bu kadar fazla zırh değeri varken ekstradan kalkanları indirmek bile çok büyük sıkıntı olacak ya. Ya LG'nin problemleri say say bitmiyor. Yok. 20 FF görür müyüz acaba? Merak ediyorum şu an. Vallahi şimdilerde var öyle bir durum çünkü. Olabilir. Onlar da böyle yenilgiyi falan yediremiyor çünkü. Şimdi o. Ya tabii ki her oyun döner. Onu da söyleyeyim yani. Bir bakarsın normal mantıklı bir hackerim ultisiyle beraber doğru deftere giderler. Tamam. Ya bir de şu var. Hep söylüyoruz şimdi tamam. Kate Rosser oyunun şu anda çok önde ama yani tam olarak İşte Malphite'ın özellikle Kog'Maw'ın güç patlaması yaşadığı dönemdeler. Eğer bu oyun böyle 30 dakikalara, 35 dakikalara, 40 dakikalara doğru giderse LGD'nin her zaman maçı geri döndürme ihtimali var. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Tabii. Birazdan mağf olmuş gelecek tabii. Şu an 20. dakika için hakikaten keyfi yerinde bir Kog'Maw diyebiliriz. 3-1-2 skoru, 169 tane minyonu var. Yani zayıf oldu, nispeten zayıf oldu. Aşamayı çok rahat geçti. Skorlar aldı. Takım arkadaşı Pikabu 007. Bu arada bir şey diyeceğim Junior. Def de ağlıyor diye yazanlar var. İmp de ağlıyor. Ya zaman zaman imp de ağlıyor arkadaşlar. Yani Faronlar'da öyle bir olay var. Ama esas ağlama muhabbetini başlatan ve çok meşhur olan oyuncu imp. Ya ağlaması meşhur olan imp ama başka oyuncularda dönem ağlayabiliyor. Nereye getirdin ya muhabbeti? Ben yapmadım ya. Yani ben yapmadım. Bakıyorsun sohbetten bak, söylüyorsun sonra Johnny açıkla. Açıkla abi, insanlar açıklama bekliyor yani. Abi yazın YouTube'dan bakın. Imp cry, cry diye yazın, kesin çıkacak bir şeyler. Neyse maça dönelim. Hadi söyleyelim. 22. dakika maçın sonunda göreceğiz zaten bakın. Aynen. Bu arada Lulu Ravalon'un şapkasını bitirdi. Onu da hatırlatalım, söyleyelim. Someday ve Acorn. Bak kalkan daha pasiften gelen kalkan yeni düştü. Hı. O kadar etrafına döndü etti falan. Yani şu an Someday yani rakibiyle oynuyor desek yanlış olmaz. Çok zirve olacak ya hakikaten oyun bittiğinde bütün o zırhlı. Bir de Gragas'ta çok beter olacak skor. Yani Ninja Tabis üzerine o da donmuş yürek yapacak. O sıçrayıp bu arada PYL'den. Bu oyunlara ihtiyaçları var. Ölüm cezası denemesi geldi ama skor orada uzaklaşmayı başardı. Birkaç tane böyle bir yakalama vesaire ormanın içerisinde LGD yapabilirse devamını getirip yani ondan sonra maçı eşitleyip biraz daha fark kapatabilir. Başa baş evet. Ama işte oyun vaktin geçmesi kendilerine çok iyi davranmayabilir bu noktada. Sonuçta ya yani gördük birçok kez yani Juggernaut kompozisyonları oyunun bir noktasından sonra şova yönelik hareketler yapmaya başladı. Ki yani burada Mavvomuşka'nın kılıcı da bitti. Evet. Hatırlatmak lazım. Şu an Tank Monk yanına gelen Hecarim'i tanımayacak kolay kolay. Ki Hecarim daha zırh namına herhangi bir şey yapmamış. Yok hiçbir şey yok. Söküp takar yani o Hecarim'i şu an. Kuvvete mi gidiyor yaptı diyeceğim. Şimdi gitti şey aldı. Alaz Cevher aldı. Önce ruh pelerini. Ruh pelerini yapacak. Ruh pelerini yapacak. Ruh gömleği ya. Ruh gömleği. Ya vallahi isim kafa karıştırası şu an Glandak. Pelerin diye bak. Ay. Hayal pelerini var. Ruh gömleğine gidecek tabii rakipteki yeterlik gücünden de ya bir şekilde sakınması gerekiyor. Çünkü Lurda kastı. Lurda büyük tabii, sıkıntı tabii şu an. Someday bu arada donmuş yüreği bitirdi. Evet, small fight. Bayağı büyük bir sıkıntı şu an o da. Ya bu arada hakikaten böyle bir zırh canavarına doğru gidiyor. Onunla yönüne gidiyor. KTRO bu arada Pikabu ile birlikte o Yampir yengeci aldılar. 45 saniye sonra ejderha tekrardan dönecek haritaya. İmp! İmp! Aman Allah'ım! Ulti geldi! İmp! Bakar mısın hasara? Oh. Hasara bakar mısın? Yok sana. Ya orada Mavomuşka'nın bile kullandı ve bitirdi işi. Kayıcılarda bile rahat yok ya. LGD'nin için çok zor bu iş. Ona bir oldu skor. Yani
Nagne. Orta koridor ittirme devam ediyor ya. Acorn. Sallayıp bakıyorsun ya. Acorn etrafta döndüğü için orada güne tipelerinden hasar alıp neredeyse düşüyor. Ve yeri vurdu. Oo, bu arada skor orada. Godwin'i yakaladı. Godwin geç şöyle kenara doğru, biz bir seni keselim dedi. Ve skoru almayı başardılar. Nagne'nin canı bir hayli azaldı orada ama. Giderek bayağı da hasar verdi. Diğer tarafta bu sırada. Bu sırada alt koridor. Ve kuleye. Son vuruşu bıraktı alın hala. Ya, şunları ittirip. Yani diğer taraftan Elis geliyor ama. O sıçrayıp pikabuyu tuttu ama ışığından mı geliyor? Malphite geliyor. TBQ kaçması lazım orada. Hecarim de geliyor oraya doğru. Önce Sunday geldi. Ardından şimdi Hecarim geldi. Acorn ne yapacak orada? Bak çok güzel üzerine geçti. Evet, üzerine evet, geçti tıklaması. Ultiyle kaçmasına kaldı. Orada Sunday'in ulti. 3 kişiyi birden zıplattı. Hoplattı. Kule mi? Umurumda olmaz dedi ve devam ediyorlar orada. Acorn bir de Acorn üzerine Acorn düştü. Katie şov yapıyor. Şov yapıyor resmen. Bu oyun seçim ve yasaklama ekranında oynanıyor. Evet. Bu aşamada artık. Bunu gösterler. Ve aşağıdan inhibitör kulesine çaklar. Boşa giden bir ulti. Pick-up'u aslında boşa gitmemiş. Pick-up'u isabet etmiş ama pick-up'u da hayatta kaldı. Bir skor alamadılar. Derken Godwin orada elinden geleni yapıyor ama hayır. Aerom üzerine gitti. Şimdi Aerom müthiş bir hasar veriyor. Aerom orada son vuruş geldi. Aerom aldı. Gittiği yerde aldı. Bir bayal. O da mı düşecek? Hayır düşmüyor ama. Daha önemlisi inhibitör düşüyor mu? Düştü. TBQ orada yine hiçbir şey tutamadı. 0-3-0 yine. Belki de maçın hikayesi. TBQ'nun skoru. Yani. Godwin 0-5-0. TBQ 0-3-0. Aşağıda PYL 0-2-0. Bir tane skor. Hecarim'de. 15-1. Dağıtılan bir LGD. LGD tam anlamıyla bir hezimet yaşıyor şu anda. Bakın yani burada TBQ... Ya belli olsa Arrow'a sıçrasan da tutturamayacaksın yani. Burada niye zorladın? Senin de söylemiş olduğun gibi evet, üzerinde bak, durdular. Üzerinde duruyor. Bak pika bu fenerin üzerinde duruyor kaçamasın ve ultiyle diye. Kaçmak zorunda kaldı. Ulti boşa gitti. Buradaki Sunday'in ultisi yalnız. Üzerine pika bunun ultisi. Üst üste. Bir kere zıplamanız yetmez. Bir de hoplayacaksınız orada dedi. Bu arada pika bunun ultisi bekleme süresinde salyalar geldi orada. Salya etkisi. Salyaların içerisinde yavaşladılar. ne diyeyim abi? Korkmam. Böyle bir şampiyonumuz var. Yapacak bir şey yok. Bir de şimdi Çivili geldi. Çivili de bu arada arkadaşlar geçmişe göre daha değişik bir eşya görünümde artık. Daha farklı bir oranda hasar veriyor ama oyunun şu döneminde yani Malphite'ı kim vurur çok merak ediyorum. Malphite boşa yatırım bile olabilir. Bak Gragas'ta şu anda 229 zırh var. Gragas'ta. O da bir hayli yapmış durumda zırh olayında. İlerlemiş durumda acaba. Bu arada tam fenerin üzerine totem de koydular. Üzerinde de durdular. Yani Hecarim'in orada herhangi bir şekilde gitme şansı yoktu. Yoktu öyle değil mi? Yoktu. Ama eskiden o totem tam üzerine koyulabiliyordu. Sonradan o değişti kural. Bunu nerede anlatıyorum? Daha Crepo'nun aktif oynadığı günlerde kendisi kimliğini anlatıyordu. Sonradan ona bir değişiklik gelmişti. Abi oradaki ona tıklamak için tam üzerine koyamıyorsun. Altındaki tuşa basacaksın orada. Oo. Ondan sonra oraya tıklayacaksın da onu bulacaksın. Denk getireceksin gideceksin. Yani bu doğru bir hedef değil. Bu raid boss çünkü. Sayınız yeterli değil şu an. Buna 20 kişi falan girmeniz lazım. Yan sihirdar vazisinden çabuk. Bu arada PYL eridi adeta. Nagne orada çok fazla hasar verdi. Diğer taraftan Malphite gelecek mi acaba? Bak orada 2 kişiyi gördüğü zaman Nagne'nin canı biraz hala azaldı. Sunday birazcık olsun eritmeye başardı ama ulti geldi TBQ'ya. Bakın diğer taraftan Godwin oradan hasar vermeye çalışıyor. Godwin. Güzel yalnız takırım ultisi. Devamında bir şeyler yapabilecekler mi? Aa düştü. Arkada aldılar. İlk bölümde skoru alacaklar be. Galiba. İki tank düştü. LGD dönüyor mu acaba? Biraz zor da. Bunun gibi daha çok savaş yapmalı lazım. Ve evet en azından bu inhibitör kuşatması durdurmuş oldu. İki tane tankı ön safı keserek. Sonunda raid boss düştü ya. Evet. Sunday. Eşya alıp gelecek. Bir gün düşecekti evet. 3-1-7 olduğunda skoru bu arada onu da hatırlatalım. 1-1-6 Gragas, 6-0-6 bir Lulu var oyunda, 7-1-5 Kog'Maw, 0-0-14 Pikabu. Bu maçta göster yani çok üzerine geldiniz ben de oynuyorum dedi ama yani Lulu ile artık bunda yapması gerekir hele ki o baskından durum sonra. Durumda, yani maç bu durumdayken. Evet o Godwin'in yaptığı hatadan sonra. Godwin'in zırhı daha oldu ya. Doymadı zırhı değil mi? Randun yapacak herhalde. Evet Randun burada. Ne kalıyor? Bir de ölü adamı zırhı yapar. Oh mis. Bence bunun üzerine şey de olur. Cehennem hasar. Birazcık hasar vursun ya. Abi yani
Vurmasın. Şu takımda bence Hazar vurmasa da olur. Çünkü şey de bayağı agresif gitti. Nagne de yani Rabadon üzerine Luden yaptı. Bakalım. Tabii bu kadar fazla candan uzaklaşınca şöyle bir şey var. Tamam, efektif olarak zırhın çok artıyor ama can oranının birazcık az olduğu için verimliliği düşüyor. Burada Lulu da eğer kalkanları devamlı korkmam üzerinde kullanırsa Samden'in düşme olasılığı var. Gerçi neyden bahsediyor? 3000'e yakın canı var ya. Bir de orada pasiften geliyor. Neyse, biraz can yapması lazım ama. Yani orası kesin. Belki bundan sonra bir warm-up görürüz. O da bir. Olabilir. Ve Baron'a başladı. Tabii çok hızlı bir şekilde Baron eriyor. Global bir şey var mı? Yok. Yok. Skor orada yakalamaya var. Çalışacaklar mı acaba? Bu arada... Chart Best, Chart TR diyorum. Pikabu orada birileri var mı diye baktı. Evet, şimdi Baron güçlenmesiyle birlikte yukarı koridordan 5 kişilik ekiple ittirecek. KT Roaster, güzel ok. Güzel ok. Güzel geldi o düşen ok. İşte bunları yapabilirlerse birkaç kere savunma ihtimalleri artacak ama... Biraz kolay geç kalmış değil. Da olabilirler ama ya bunun için. Değil mi? Bu noktadan sonra diyorsun artık Sidigat dursun. Emitor kıyısı düşmek üzere. Çok azaldı canı. Orada TBQ Samde'ye biraz hasar vermeye çalışıyor. Acorn kanatta durmaya çalışıyor. Pikabu şimdi ölüm cezası tuttu ama pardon PYL. Ama o da Pikabu'ya denk geldi. Imp arka tarafta pozisyon bulmaya çalışıyor TBQ. Ya bak, tanklar sürekli önde duruyor ve arkadaki kırılgan kişilere yetişemiyorlar. Skor orada çok güzel gidiyor. İmp'ten güzel sıçrama ama yeterli olmuyor. Hoplattık çok ya. Büyük. Bir de Godby'ye. Bir de Godby'ye. Maçın sonunu görebiliriz. Geldi. Şimdi Akon araya doğru giriyor ama verdi hasar yeterli değil. Korkma, o kadar rahat ki. Of. Arkadan çalışmaya devam ediyor. Ve yok ettiler. Resmen yok ettiler rakibi ve üzerine... Yemi de yaptı. Kalan üyeler aynı anda 4'te 4 bir şekilde kendi logolarını gösterdiler ve LGD ikinci maçta dağıldı. Dağıldı, gerçekten de dağıldı. KT Roaster buradan bir puanı cebine koymayı başardı. Bu arada şimdi şöyle bir durum oluştu. LGD'nin hiç galibiyeti yok. 0-2. KT Roaster 2-0. Orion eğer Team Solomid'i yenerse... Gözüme gitti. Orion eğer Team Solomid'i yenerse bundan sonraki maçta, o da 2-0'a gelecek ve belki de 2 puanla grubun ikincisi olması yönünde Orion'da çok büyük avantaj kazanabilecek böylece. Ağlayan yok Johnny. Sen çok dikkatli baktın da orada bir gözyaşı damlası görsem burada kim bilir söylemediğini bırakmayacaktın yani. Ne alakası var ya? Neyse, 2 kötü 2. KT Roaster seçim ve yasaklama ekranındaki... Ama çok başarılı. Güzel bir performans hakikaten. Performans çok başarılı bir performans. KT burada çok önemli bir galibiyet almayı başardı ve yani bu galibiyeti en az onlar kadar orijinde sevmiştir diye tahmin ediyorum. Bu arada Imp de bak, onlar da bekliyor. Evet. Sadece ben değil. Yok. Bakalım. Çöktü mü? Gülüyor ya. Gülüyor ya. Peki. Aşmışlar artık onları. Beslenme şansı mı? Ne o? Muhasbet. Beslenme çantası mı diyor? Yok artık. Oranın yemekleri sana dokunur diye annesi Kore'den gönderdi. Bu arada hakikaten yani farklı bir kültürden gelince yemek çok büyük sıkıntı. Tabii canım, ben Kore'ye gittiğimde çektiklerim ya. Ben de ya, of. Çok zor. Bir evet. Tavuk bulayım diye kendimi yırtıyordum yani. En son Baye sağ olsun bana bir tavuk getirmişti. Nasıl mutlu olmuştum. Evet arkadaşlar, 3. maçın da sonuna geldik. Böylece ben Uruguay Noriger, yanımda Caner Cuno Güngör'ü vardı. Bu ilk 3 maçı sizlere dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Bugünlük bizden bu kadar ama önce Anisma'sına gideceğiz. Ondan sonra günün geri kalan maçlarında Ton Balıklı Makarna ve Second Best sizlerle olacak. Onlar da geride kalan maçları anlatacaklar. Şunu söyleyelim tekrardan. Bugünün kalan maçları yine çok önemli. Yani Orion Team Solomid maçı, diğer maçlar kesinlikle kaçırmayın. İzleyin. Dediğimiz gibi bugünlük bu kadar. Scarlet ve Trivane şimdi sizdeyiz. Bakalım neler söyleyeceksiniz maçla ilgili. Johnny ve Glandal'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Heyecanlı bir maç. Heyecanlı başlangıçtı diyebiliriz. Sonrasında birazcık ipin ucu kaçıverdi ya sanki. Benim aklıma ilk gelen şey muhtemelen Someday'in dünkü Malphite oyunu içinde kalmış. Ama bu seferki Malphite tercih daha iyiydi. 3 tane fiziksel hasarlı şampiyon vardı karşıda. Hı hı. Ve mükemmel bir son seçimle bu sefer Malphite gerekeni yaptı. Zannedersem oyun biterken de 300'e yakın bir de zırha ulaşmıştı bu arada. Muhtemelen daha fazla. Gerçi W's'un aktivitinde çok trajikomik rakamlara çıkabiliyor bu arada. 500'leri görebiliyor ama normal zırhı yine bir 300'lere dayanmıştı. Dediğin gibi yani
seçim yasaklamada kesinlikle Katie Rolster zaten önde çıktı kesinlikle diyebiliriz. Daha rakip, daha açık şampiyonlardan bir tanesi Malphite'ken gidip full AD kompozisyonu kuramazsınız. Çünkü o Malphite kastıktan iki aşağı bitirdikten sonra sizi 20 saniye 30 saniye tanklar öldüremezsiniz. Gerçi ben burada Godwin'in yaptığı hani evet sıçra zaten olması gerekiyor ama hayalet yerine belki Arındır kullansaydı ortadaki baskından kaçabilirdi. Çünkü çok güzel bir sıçra kullandı orada. Gragas'ın vücut darbesine karşı. Ondan sonra o Lulu'nun yavaşlatmasından çıkamadığı için yine orada skoru vermek zorunda kaldı. Evet. Belki o sıçradan sonra Arındır olsaydı o skoru vermeyip kendi koridor safhasını daha da uzatıp o güç patlaması için dakikalara daha erken ulaşabilirdi. Dediğin gibi yani ben tekrardan kompozisyona değinmek istiyorum. Çünkü hani Varus seçti rakip takım. Full AD kompozisyonu kurduğu gibi dürtme kompozisyonuyla beraber yaptı bunu. Bunu en iyi nasıl counterlayabilirsiniz? En iyi nasıl çaresine çare bulabilirsiniz? Gidersiniz rahatlıkla takım savaşına giren bir kompozisyon kurarsınız. Malphite tek bir seçimde oyunu bir anda bitirver diyebiliriz Katie Rolster ekibi. Ve şöyle yani Katie'nin takımına baktığımız zaman hani sadece Lulu'yu burada saf dışı bıraktığımız zaman diğer hani Kogma saat dışına bıraktığımız zaman diğer şampiyonların hepsinin savaş başlama mekaniği var. Hani Braum olsun, hani Malphite olsun, yine onları yanına Gragas olsun. Hani bu üç şampiyon inanılmaz bir savaş başlama potansiyeline sahipler ve skor belki de şu anda turnuvada gördüğümüz en iyi Gragas performansını göstermiş kesinlikle olabilir. Mükemmel ultiler kullandı. Senin de dediğin bir nokta vardı. Yani vücut darbesini kullandıktan sonra daha W evet atacak zamanı beklemiyor. Kullanıyor vücut darbesini, ultiyle beraber geri savuruyor rakiplerinin sonrasında zaten W çok rahat bir şekilde o otomatik saldırıyı yapabiliyorsunuz. Genelde oyuncular onu çok yapıyor. Hani ya, o hasarı sonra ver, bir şey değişmez yani. O sırada zaten siz vücut darbesi dediğinizde rakip oyuncu zaten hani muhtemelen sıçrayı zaten spamlıyordur o anda. Siz o normal saldırınızı yapıp ekstra hasar vurmaya çalışırken onlar da sıçrayla ultinin öbür tarafına geçiyordur. Ama skor burada direkt tam ters bir mantalite kullanarak aslında direkt vücut darbesi ulti atarak mükemmel ulti attı bu arada. Bu belki bir tanesi sorgulanabilirdi galiba. Aşağıda bir tane kaçırmış olabilir. Yani kaçırma da biraz ters yöne gitti. Onun dışındaki bütün ultileri yerindeydi. Şimdi bir yandan da Grup D'nin puan tablosuna bakmak gerekiyor bence. Katie Rolster 2-0'la grubu lider götürüyor. Orien 1-0, Team Solomit 0-1 ve LGD maç fazlasıyla 0-2 olduğu için şu anda grubun sonuncusu konumunda. Hatta şu anda puan tablosunu görebiliyorsunuz. D grubu şu anda bayağı karıştı diyebiliriz. TSM için aslında biraz umut doğdu denebilir bence. Şu anda hatta LGD'yi aslında son takım olarak da düşünebiliriz 0-2 gittikleri için. Aslında her şey oluyor. Daha hani takımların dörder maçı var. Hani bunu söylemek lazım. Yani 2-0 olan takım bir an kendini 2-4'te bulabilir. 0-2 olan takım bir an kendini 4-2'de bulabilir. Hani o yüzden henüz o kısmın açısından bence yorum yapmak henüz erken. İşte aynen öyle. Çünkü TSM hani bu ilk maçları kötü geçtikten sonra yani TSM bitmiş, TSM gruptan kesin çıkamaz gibisinden söylemler geliyordu ortaya. Ama şimdi Orien'e karşı bu önümüzdeki maçı, şu an zaten Orien TSM maçı oynanacak. Bu maçı olur da TSM kazanırsa ikincilikte kendilerini eşitliyorlar. Evet. Orien'le beraber birebir olacaklar ve eskaza LGD'ye karşı alınabilecek bir galibiyet bir anda işleri tamamen değiştirip TSM'i pat diye grubun ikinci sırasına kadar çıkarabilir. Bu arada hani KT'de de şöyle bir sıkıntısı vardı onların. Orta koridorda Nagni'den o yani ligde aldıkları performansı alamıyorlardı. Bence burada ona daha çok işlevsele yönelik bir şampiyon olarak önemli müthiş bir noktaya parmak bastılar. Evet abi senin belki form düşüğün olabilir. Diğer takım arkadaşlarına yardım edecek bir şampiyon oynasan daha yararlı olabilirsin mantalitesinden yola çıkarak burada onlar Lulu'yu da alıp hani ki ben burada LGD'den Lulu açıkken de gidip sadece Elise'i İlk seçim yapması ki burada muhtemelen TBQ'nun house probleminden dolayı, şampiyon house probleminden dolayı onu rahatlatmak istemesi bence tam bir faciaya yol açtı. Ve bence değinilmesi gereken bir diğer oyuncu da kesinlikle Katie Rolster'ın saldırı gücü taşıyıcısı nişancısı Erol. Şimdi doğu bölgesine baktığımız zaman hani Deft'tir, Imp'tir, Bang'tir bu tarz oyuncuların yanında Erol biraz daha böyle dördüncü, beşinci evet, en iyi nişancı konumunda kalıyordu ama şu anda takımın da desteğiyle beraber mükemmel bir oyun sergiledi bence bu maçta. Ya burada Lulu olmasaydı sıkıntı olabilirdi belki. Ama Lulu'suz pozisyonlarda bile, 2-2 evet pozisyonlarda bile yaptığı hareketler olsun, otomatik saldırılarını arasındaki hamleleri şu onun var dışında... Yani Lulu'nun olması sizi bir ekstra bir rahatlatıyor. Tabii. O yüzden hani oyununuzu daha rahat ortaya koyabiliyorsunuz. Ama Lulu olmasa ben takım savaşında o kadar rahat olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yine de 2-2 pozisyonlardaki o yetenek atışlarından evet kaçışına da dikkat etmek gerekiyor. Erol'dan gerçekten güzel performans gördük. Şimdi alana geçiyoruz arkadaşlar. Alanda Kürşat ve Garnur Demirer'in yanında birisi var.
Dünya Şampiyonası'nda müthiş mücadele devam ediyor. Sürprizlerle beraber devam ediyor. Çin'in birinci seri başı olan LGD Gaming bu karşılaşmada da KT'ye yenildi. KT maçın başından itibaren inanılmaz bir performans ortaya koydu. Şimdi yanımızda Nagne var. Congrats on your spectacular victory. You practically obliterated number one seed from LPL. Sizi tebrik ediyorum. LPL Çin bölgesi seri başına yenmeyi başardınız. Nasıl hissediyorsunuz? Açıkçası LGD와 맨 처음에 조 배정을 받았을 때는 솔직히 걱정이 좀 많이 있었는데 우리가 최근 들어서 스크림이 점점 나아지고 있고 저도 TSM 전에서 긴장 같은 게 조금 풀려서 오히려 우리는 좀 더 편하게 게임을 했던 것 같아요. When we first found out that LGD is in our group, we were actually very nervous and very worried. Grubumuzda olduğunu duyduğumuz anda bayağı telaşlandık. Ama scrimlerimiz, antrenmanlarımız gayet iyi geçti. So I think we were well prepared for this game. TSM'le oynadıktan, antrenman yaptıktan sonra da telaşım azaldı. Çift ışınlan kompozisyonu son derece sık bir şekilde kullanılıyor. Bu çift ışınlan kompozisyonu konusunda, taktiği konusunda ne düşünüyorsun? Tabii dul da teleport'ı denen 전략을 사용했었는데 이번 대회 특히나 많이 좀 보여주고 있습니다. 그 투 텔레포트 전략에 대해서 간단히 말씀해 주세요. 저 같은 경우에는 약간 미드 라인전을 좀 막 루키 선수나 뭐 페이커 선수나 그런 선수와 같이 이렇게 막 엄청 라인전부터 압박하는 플레이가 아니라 저는 약간 팀을 보좌하는 플레이를 더 원하기 때문에 텔포를 들고요. 그리고 제 성향상 라인전에서 안전하게 할 수 있는 챔피언을 많이 애용하기 때문에 그런 점에서 텔포를 드는데 텔포를 들었을 때 우리가 좀 소규모 싸움 이런 데서 많은 이점을 얻을 수 있어서 그런 점에서 텔포를 많이 애용하고 있어요. Unlike Faker or Rookie, who are Faker ya da Rookie like, talented players, dışında tend to use teleport just to play safe and farm. And genelde yani o oyuncuların yaptığı bu taktik dışında ben biraz daha güvenli oynamak, farm yapmak için kullanıyorum ışınlanımı. Benim oyun tarzıma ve takımın oyun tarzına, takım kompozisyonuna biraz daha uyduğunu düşünüyorum bu taktiğin. How do you rate your chances to qualify from your group with the first seed? Gruptan birinci olarak çıkma şansınızı nasıl görüyorsun? KT roster team'i 1위로 조별 예선을 통과할 수 있다고 생각하시나요? 일단 TSM과 LGD의 경기력을 뭐 하면서 그래도 뭐 조금은 경계는 하고 있고요. 근데 오리겐이라는 팀이 정말 상상 이상으로 강한 것 같아서 솔직히 조일까지는 모르겠는데 충분히 진출할 수 있다고 보고 오리겐 상대로 우리가 좋은 경기력을 보여준다면 이변 없이 그냥 1위로 진출할 수 있을 것 같아요. I think we had a good start by beating TSM and LGD. TSM ve LGD'yi yenerek iyi bir başlangıç yaptık. Ama Orien'in performansı beklediğimizin çok çok üzerinde. O yüzden gruptan çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ama birinci olarak çıkabileceğimizden emin değilim. Orien'i yenersek birinci olarak çıkacağız. Röportajlarımızla LoL TV ekranlarında olmaya devam edeceğiz. Sırada TSM Orien maçı var. Kürşat Regar Nur Demirel'e de teşekkür ediyoruz.